merhaba. Bugün mevcut sistemde de planlı ekonomi uygulanabilir mi konusunu ele almak istiyorum. Bunu da şeker pancarı örneğiyle sizlere daha iyi açıklamak istiyorum. Biliyorsunuz şeker pancarından elde edilen şeker, şeker kamışından elde edilen şekere göre daha pahalı. Ancak biz uyguladığımız gümrük duvarları vasıtasıyla bizim şekerimizi içeride koruyoruz. Biz burada şeker pancarını bol miktarda ektirerek çok üretimden kazanç elde etmeye ve bununla da stratejik bir ürün olarak belirlemişiz bunu. Bununla da melas ve küspe ham maddesi elde etmeyi amaçlıyoruz. Şimdiye kadar gayet güzel yürüyordu. Bu sene dövizin çok aşırı yükselmesi neticesinde çok ucuz bir ürün haline geldi. Ama ondan önce biliyorsunuz dünyadan daha pahalı olmasına rağmen biz bunu ithalat yollarını kapamış olduğumuz için tercihimize göre bu ürünümüzü gayet güzel ayakta tutabilmişiz. Gelelim şimdi bunu bir üst örneğiyle açıklayalım. Şeker pancarından elde ettiğimiz küspeyi verdik yem sanayine. Yem sanayine ayr ayrıyeten köylü çiftçimizden topladığımız 1 liraya aldığımız buğdaylarımızı da verdik. O arada döviz birden yükseldi. Ve yem sanayimiz bu ürünleri dolar bazında dünyada yükseldi diyerekten aldı. Yurt dışına sattı. Evet yem sanayi kazandı. Ama yem sanayi kazanırken bütün ülkemizin tarımı da diğer taraftan batmış oldu. Veya hatta aynı şekilde bizim köylümüzden aldığımız buğday 1 liraydı bunu hemen aldık ve 1,5 liradan hadi diyelim ki 2 liradan götürdük sattık. e Çoğunlukla da komşu ülkelere satıyoruz bunu biliyorsunuz. Ve çok düşük bir katma değerle satıyoruz bunları da. Yani İtalyanlar 1500-1300 dolara satarken bir makarnayı biz makarnayı işte 300-400 dolarlara satıyoruz. Buradan hani bir ne kadar büyük uçurum var onu da görebilirsiniz. Buna rağmen elimizdeki ham maddeyi bitirmiş olduk ve bu şekilde de geriye bize zararı kaldı. Ekonomik olarak tabii ki sürdürülemez. Hiçbir şekilde açıklanabilir bulmuyorum. Çünkü dünyada buğdayın yükseleceği çok belliydi. Tabii ki dövizin bu kadar yükseleceği belli değildi. Onu daha sonraki bir videoda ele almak istiyorum. Ama sonuçta 1'e sattığımız ürünü 3'e satarsak kesinlikle kazançla çıkmamız, ekonomi yürütmemiz mümkün değildir. Sonuçta bir yerde patlayacaktır. Bunun döviz olması veya TL olması sonuç değiştirmez. Döviz sonuçta bir ödeme aracıdır. Kesinlikle kutsallaştırmamalıyız. Biz ekonomik olanı yapmalıyız ve sürdürülebilir olanı yapmalıyız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.